Sen de güzelsiniz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Dekolteniz de maşallah. Harika, kapat. Hoş geldiniz. Eyvallah. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Sizin eteğiniz de bayağı bir kısaymış. Merdivenden ineceğinizi herhalde tahmin edemediniz. Olsun. Sizin, izin verir misiniz? Sizin tabii, tabii. Dizi görüntülerinden önce hanımefendinin çok kafa, çok güzel görüntüleri var. Seve. Onlara bakabilir miyiz? Peki, bakalım. Mutfağımızda akşam olmasına, bir de dolunay etkisi olmasına dikkat edebiliriz. Kurabiyeyi hazırlayacağımız malzemeye dolunay ışığı düşebilir. Aşkı yoğunlaştırmak için yeni bir aşk istiyorsak yeni ay, hilal düşebilir kurabiyemizin üstüne veya onun dışında yasemin tütsüsü yakarak ortamda aşk enerjisini aktif hale getirebiliriz. Bir de perilerden mesela Kalista, perilerin binlerce türü var ve isimleri var. Kalista'nın ismini tekrar ederek peri kızı kurabiyemizde peri enerjisini aktif hale getirebiliriz. Evet, Kalista. Ne yapalım? Evet, şimdi... Çocuklar, gitar sesini falan kapayalım ki oradan konuk grubumuza şey yapıyorum. Kapa ki şey yapayım. Evet. Burada Petek Dinçöz'e dikkat ediyorum. Siz dinlerken... ...diye dinliyor. Tabii bir rating problemi var, bir şey var. Yani o çok ilgileniyormuş gibi görünecek. Yani seyirci de o oranda ilgilenecek. Fakat siz bayağı bir deli saçması şeyler anlatıyor gibi görünüyorsunuz. Aslında çok değişik olduğu için öyle görünüyor. Yani böyle şeyler Amerika'da var. Yani spiritüel yaşam, sihirli aşk yemekleri çok popüler. Sihirli aşk yemeği dediniz. Evet. Ne işe yarar? Size de getirdim. Sihirli kek var, iksir var, aşk iksiri. İçersiniz diye düşünüyorum yayından. İçmez miyim? Tamam, süper. Olmaz. Onunla benim aramda bir şey. Siz de içerseniz ne yapacağız? Evet. Peki, ben ne oluyor? Bir kitap yazdım aslında. Spiritüel Kadının Aşk Rehberi, Bistatlı Cadılar diye. Siz bayağı ciddiymişsiniz, özür dilerim. Evet, size de hediye edeceğim. Yani erkekleri etkilemenin, baştan çıkarmanın mistik formülleri ben var. Ben çoktan baştan çıkmış durumdayım. Orada yemeklerle ilgili bir bölüm var. Oraya insanlar daha çok yoğunlaştı. Yoksa burada tılsımlar, iksirler, peri tozu, ya yani binlerce formül var ama yemek kadınların çok ilgisini çekti gerçekten. Evli misiniz? Hayır, değilim. Ben evliyim. Yoksa... ne oldu? Sonradan anladığım için geç şey yapıyorum diyeceğim ama heyecanlıyım. Özür dilerim. Yani müsaade ederseniz biz de biraz... Çok özür dilerim ama ev hanımefendiyle ilgileneceksiniz galiba. Çok özür dilerim, pardon. Yok. Aslında çok orijinal. Gerçekten daha önce yapılmamış şeyler. Türkiye'de yazılmış olan... Biraz sesini yükseltebilir miyiz? Bu tabii o aşk iksiri falan gibi hani bir şey girdi. Ses dolayısıyla bir ikimizin sesi de azaldı. Melek terapisinden ve spiritüel formüllerden aşkla ilgili aslında ilk defa Türkiye'de bahseden bir kitap. Yani o anlamda çok siz hoş oldu. Siz bu işlerin bu kadar derdine düştünüz? Ben onu merak ediyorum. Ben spiritüel yaşam danışmanıyım ama bana gelen kadınlar, günde 10 tane kadınla görüşüyorum ve seans yapıyorum. Hep aşkla ilgili sorular sordukları için ben dedim ki... Telefonları var mı sizde? Bazılarının var, iletebilirim. Yok. Yani ben dedim ki ben bir kitap yazayım. Kadınlar madem hani erkekleri baştan çıkarmak istiyor... Bir rahatlasınlar, 200 sayfada toparlayayım bunları. Çok da uzun olmasın, kalsınlar, iksirler. Orijinal de olur diye düşündüm. Bu şekilde karar verdim. Daha önce reklam yazarlığı yapıyordum. 11 sene reklam yazarlığı yaptım. Çok bunalmıştım hayatımı bir bilgisayarın karşısına geçirmekten. Spiritüel yaşam daha fantastik, daha hayal gücü üzerine. Bana daha eğlenceli geliyor. Deli saçması bir tarafı var ama gerçek bir tarafı da var gerçekten. Yani semboller, ritüeller gerçektir kitaptaki. Ayla Hanım, sizin konunuz da benzer bir konu mu? Ben...